senden izinsiz kim girdiyse öyle diyor. Peygamberimizin hadisi böyle. Faktülhü, onu öldürebilirsin. Tabii ifade böyle ama önce diyeceksin ki çık. Ne girdin sen buraya? Öyle ya, adam dikkat etmemiştir. Yanlışlıkla girebilir. Kötü niyeti yoktur. Şaşırmış olabilir. Çık. Burası benim mülküm diye ikaz edeceksin. Feillem yahruç, ama adam çıkmadı. O zaman felehu darbuhu, dövme hakkın var diyor. Ve in etel darb ala veci nefsi. Evet. Şimdi dövsen de çıkmıyor adam. Ha. O zaman dövmeyle de çıkmayacaksa o zaman katil, öldürebilirsin. Evet, aynı bugün de öyledir. Başka yolla def edebileceksen önce o yolu deneyeceksin. Önüne girmiş, üstüne yüklenmiş. Meşru müdafaa diyorlar tabii buna, biliyorsunuz. Ama baktın ki bunlar olmayacak, o zaman öldürme hakkın var. Peygamber de onu söylüyor. Yani başka yolla def etme imkanın yoksa senin haremine giren kimseyi öldürebilirsin. Öldürebilirsin. Evet, malını çalmaya gelmiş mesela. Adamı ikaz ediyorsun veya adam seni öldürmeye kalkıyor. Elinde silah gösteriyor. Belki korkutmak için olabilir. Ama bu şekilde önleyemiyorsan malın için bile dinen söylüyorum tabii. Bugün kanunları karıştırmayın. Dinen böyle adamı öldürebilirsin. Mal da canın yongasıdır. Aynı can gibi kıymetlidir. Bu dinimizde böyledir. Harabine böyle kimse izinsiz giremez. Evet, şimdi Amerika'da bulunduğum sırada baktım ki evlerde avlu yok. Bizde avlu vardır hep, biliyorsunuz. Orada avlu yok. Adam bir çizgi çizmiş evinin bahçesine, kenarına. Private diyor. Özel mülk diyor. Bir de lafı asmış oraya. Şey filan yok. Duvar filan yok. Bir şey yok. Zincir mincir yok. Sadece bir çizgi çekmiş. Sınırı belirtmiş. Private lafası asmış. Oraya bastın mı Amerikan kanunlarına göre tak vurabilir seni. Ne niyetle girersen gir. Efendim ben şaşırdım da adama sorgu sorulmaz. Dinimizde de böyle. Evvela öteki yolları düşüneceksin. Hemen öldürmeye kalkmayacaksın. Baktın ki onların hiçbiri olmayacak, o zaman öldürme hakkın var. Öyle diyor. Harem insanın, ev insanın haremidir. Onun için böyle durumlarda hüküm böyledir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed ibn Hanbel, Tuberani, Ubadet ibn Samit radıyallahu anh'tan bu hadisi nakletmiş. Edda'i vel müemmin fil ecri şerikani. Dua etmek çok muazzam. Şimdi okuyacağız ya. Dua etmek çok güzel bir şeydir. Allah'ın hoşuna giden bir şeydir. Allah dua edenleri sever. Evet, üd'uni estecib leküm. Dua edin, ben de size vereyim diyor Allah. Kur'an'da ayet bu. Dua edenle bir de amin, amin diyor. İşte camide bu yaptıklarımız hep ayete, hadise dayanır. Dua ediyoruz. Başkaları da amin, amin diyor. Dua edenle vel müemmin, amin diyen adam fil ecri şerikani, sevapta ortaktırlar. Dua eden de aynı sevap alır, amin diyen de aynı sevap alır. Evet. Ama başka hadisler de var tabii. Her zaman böyle midir? Hayır. Ben Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Çünkü karşımdakiler Hanefi mezhebinde. Evet, cuma günü hutbe dinlemek farzdır. Koca orada dua edecek. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin falan vesaire vesaire. O edecek. Niye? Cuma günü öyle bir saat vardır ki o saate rastlayan dua reddolunmaz. Kesin bu. Ama onu Allah gizlemiş. Ondan dolayı cuma günleri sahabiler imsak vaktinde camiye gelirlermiş. Güneş batana kadar camiden çıkmazlarmış. Otururlarmış, devamlı dua ederlermiş. O saate rastlasın duamız diye. Saat gizli. Cuma günü böyle. Efendim benim oğlum evlenemedi. Kızım evlenemedi. Çocuğu olmuyor. Bilmem şu hastalıktan. İşte buyur efendim. Allah her şeyi kadirdir. Dua edin, kabul edeyim diyor.
Kabul saati de cuma günü bir saattir, bir andır. Onun için cuma günü imsak vaktinde otur kıbleye, abdestini al. Gün batana kadar o gün devamlı dua et. İstediğin şeyi söyle. Reddolunmaz diye peygamberimizin hadisi var. Buyur. Ama 24 bu iş böyle arkadaş. Sahabi bunu yapıyorlarmış. Akşama kadar bekliyorlarmış böyle devamlı dua ederek mescitten çıkmıyorlarmış. Evet, dua edenle amin diyen ecirde ortaktır ama cuma günün özel hükümleri var. Hutbe dinlemek farzdır. Cuma günü öğle namazı kılmıyoruz. Öğle namazı 4 rekattır farzı biliyorsunuz. Ama cuma namazı biz 2 rekat farz kılıyoruz. Diğeri nerede? Hutbedir işte. O 2 rekatın yerinedir hutbe. Hutbesiz cuma olmaz. Cuma cemaatinin içerisinde hiç hutbe yoksa kimse, en az 3 kişi olması lazım imamdan sonra, hiç hutbe okunmamışsa, dinlememişse kimse cuma namazı geçersiz. Ayrıca şimdi moda oldu. Herkes kendi mescidinde, kendi yurdunda, caminde toplanıp kendi cemaatimizle cuma kılacağız. Bu da geçersizdir. Cuma namazının sahih olması için cuma kılınan yer herkese açık olacak. Fabrikada mescit açmışsın. Tamam, aç. Çok güzel. Ama dışarıdan gelenlere duyuracaksın. Burada cuma kılıyoruz. Gelen kabul edilecek. Herkes bunu bilecek. Geldi, yasak hemşerim. Bu fabrikanın camisi dedin mi? O camide cuma kılınmaz. O yurtta başkaları alınmıyorsa o cumada, o camide, mescitte cuma namazı geçersizdir. Cuma namazının geçerli olması için devletin izin vermesi lazım. Herkese açık olması lazım. Evet, devlet güvenliğini sağlayacak ve herkese açık olacak. Kesin şart. Şimdi camiye geldin mi? Cuma'nın şeysi var. Camiye girerken harman yerine girmiyorsun. Besmele çek de gir. Burası kahve sohbet yeri değil. Caminin köşesinde Süleymaniye geniş. Orada oturuyor. Niye askere oğlun gitti mi, kızın gelin dedi mi? Bunlar o laflar cami lafı değil arkadaş, kusura bakma. Malayani laflar kazanılan sevapları yakar kül eder diyor peygamberimiz. Maalesef geliyor camiye arkada sohbet ediyor. Bırak arkada minberin dibinde sohbet edenleri çok gördüm ben. Niye geldin sen camiye? İbadet mi ya? Senin yaptığın ibadet mi ya? Maalesef. Bir şeyler yapıyoruz ama körü körüne. Böyle olunca da kurallara uymazsanız eliniz boş çıkarsınız. Cuma'ya geldin mi? Burası cami ya. Burada zikir olur, istiğfar olur, tesbih çekilir, ibadet edilir. Peygamber öyle söylüyor. Bunu ben koymadım. Burada ibadetine geliyorsun. Burası sohbethane yeri değil. Malayani şeyler konuşulmaz. Sevapları yele verirsin. Hutbeye geldiğin zaman da Kur'an okuyan görüyorum. Tesbih çeken görüyorum. Şak 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 şak. Hutbe kurken geliyor adam sünnet kılıyor. Hayır. Cuma'ya geç kaldıysan, hutbe okunurken geldiysen sünnet kılamazsın arkadaş. Çünkü sünnet azı öyle. Hutbe dinlemek farz. Farz varken sünnet olur mu ya? Tesbih çekmek yasak. O amin dua edecek, amin demeyeceksiniz. Çünkü ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an ayeti okunduğu zaman susun, dinleyin. Allah'ın emridir. İmam-ı Azam bunu esas alıyor. Diyor işte bu tabii dışarıda Kur'an okurken de böyledir. Kur'an okurken ne haber? Yo. Dinle. Zaruri olursa o zaman konuşabilirsin. Böyle bir şey yoksa susup dinleyeceksin Kur'an'ı. Bir de hutbe, şarkı söylemiyor hoca orada. Bir ayeti, bir hadisi açıklıyor. Sana hayatında uygulayacağın şeyleri söylüyor. Dini şeyi söylüyor. Susacaksın, dinleyeceksin. Dinlemek farz. Amin demek farz değil. Sünnet yok dedik. Bak namaz kılmak yok, tesbih çekmek yok. Kur'an okumak da yok. Selam vermek de yok. Çünkü hutbe dinliyor adam. Niye selam veriyorsun ki? Evet, buna çok dikkat edin. Güzel bir şekilde arkadaşlarınızı uyarın. Eğer yanlış yapıyorsun, sus desen, öyle diyor Peygamberimiz. Bu adamla diyor, karavana diyor. Sıfır sevap almaz. Bu adam da karavana.
Evet, sen de hiç konuşmayı ölü gibi duracaksın. Namazdayken nasıl duruyorsan hutbe dinlerken de böyle duracaksın. Ama hocam baksana adam kalp krizi geçirdi. Ben de orada şeyim, doktorum veya şuyum, sağlık memuruyum. Eyvallah. Çok fevkalade bir durumdur. Bir kişi hutbe okunurken kalp krizi geçirdi. Bir kişi koşacak. Bakıyorum ben 20 kişi geliyor. Ne arıyorsun burada sen? Sen doktor musun? Hayır. Hayır. Niye? Ama merak yok. Hutbe var. Hutbe farz. Bir kişi koşacak, onunla ilgilenecek, yallah götürecek. Zaruret var. Zaruretler mahsurları mubakkılar. Sadece lazım. Eyvallah. İki kişi o zaman. Ama şimdi bu konular bilmediği için 15-20 kişi koşuyor adamın gittiği yere. Hayır. Hutbe farz. Evet bak. Böyle durumlarda benim müdahalem yok. Adam şimdi tesbih çekiyor. Şak şak böyle elini almış. Ama bilgisiz ibadet seni hedefe ulaştırmaz. Hutbe dinlerken amin demek yok. O konuşacak, siz dinleyeceksiniz. Namazda telefon çalsa bile cevap vermeyeceksiniz. Telefonunuzu bir hareketle kapatabilirsiniz. Asla. Evet efendim. Şimdi böyle kurallarına göre hareket edeceğiz ama dua ediyoruz. Toplu dua etmekte şu fayda var. Sen dua etsen güzel bir şey. Allah çok seviyor dua edeni. Çünkü kaynağın Allah olduğunu biliyor, inanmış. Allah bundan memnun oluyor. Kendini sıfır kabul ediyor. Çok memnun oluyor. Ama her dua eden melek gibi tertemiz mi? Hayır. Şimdi cemaat halinde dua ettiniz mi? Senin hiç ummadığın adam Allah'ın yanında çok sevgili bir adam olabilir. Hiç yerine saydığın adam öyle bir güzel iş yapmıştır ki yaşarken Allah'ın çok hoşuna gitmiştir, ona rütbe vermiştir. Hiç bilemezsin. Cemaatin içinde böyle güzel adamlar, Allah'ın sevdiği adamlar olabilir. Onun için kalabalık dua ederken duaya katılmak avantajlıdır. Güzel bir adam amin dedi mi Allah onu geri çevirmez. Orası garantili. Evet, işte böyle dua ederken topluca ki iyi, saygılı, edepli amin diyor. Ha, cami yeni yapılmış herhalde Ali, gördün mü ya bak. Ya çok eski ya, tamir de etmemiş. Hem amin diyor hem de böyle laf ediyor. Bu dua etmek midir? Amin demek midir yahu? Yok, şuurlu. Şuurlu. Bütün dikkatinle duaya kendini bağlamışsın. Adam da dua ediyor. Ha, amin dedin. Aynı hocayla aynı sevabı alırsın diyor güzel peygamberimiz. Fil ecri şerikani. Aynen, ikisi de ortaktır. Evet. Vel kari müstevi' fil ecri şerian. Evet. Şimdi ben hadis okuyorum. Gel sen oku bakalım. Öyle herkes okutmuyorlar bunu. Belli bir dirsek çürüteceksin de, izin alacaksın de, değil mi? Yani kocalardan başka adam yoktur demiyorum, siz anlamayın. Dedim ya, her zaman söylüyorum. Şu elbiseyi yapan adam para aldı benden ama o da sevap aldı. Niye? Benim ayıbımı örtüyorum. Yani hangi konuda olursa olsun dürüst çalıştınız mı? İnsanlara hizmet Allah'a hizmettir. Dürüstlük olmak kaydıyla. Onun için yalnız hocalar değil de diğer şeylerde de insanların ihtiyacını hem karşılıyorsun hem de para kazanıyorsun. Dürüst olmak kaydıyla ecir de aynıdır hocalarla. Fark etmez ama şimdi Kur'an okumak var, değil mi? Hadis okumak var, fıkıh okumak var, dinin hükümlerini okumak var. Bir de başka güzel ama güzel de bir de bunlar var. Ha, Kur'an okurken birisi dinleyecek. Allah öyle emrediyor zaten. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin. Evet, dinliyorsun. O Kur'an'ı huşu içinde dinliyorsun. Kur'an okuyan da, dinleyen de, evet, fil ecri şerikani. Kastı Kur'an okuyanı dinlemek. Maksadıyla ha gelmiş buraya, oturmuş, mukabele dinliyor. Öyle değil. Adam oturmuş Kur'an okuyor, sen de geçiyorsun.
kastın o adamı dinlemek değil. Yoldan geçiyorum. Aa, bu dinleyen değil. Bu dinleyen de Kur'an'a saygı duyacak da şimdi söylediğimiz sevapta eşittir. Kur'an okuyanla dinleyen de sevapta eşittir. Sırf Kur'an okumayı dinlemek için gelmişsin. Hoca da mukabele okuyor. Sen de huşu içinde dinliyorsun. Dinlerken böyle yapmıyorsun. Huşu içinde dinliyorsun. Edebinle dinliyorsun. Dinleyen de okuyan da sevapta eşittir diyor. Sevapta eşittir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, burada niyetlerine göre, ihlaslarına göre tabii diyor bunların böyle olacağı şey. Anlat, hadisin şeysi böyledir. Hadisin açık metni böyledir. Kur'an okuyanla dinleyen de sevapta eşittir ama sen beleş dinliyorsun. Adam okurken kafa çalışıyor, yoruluyor, ses kırıklarını kurutuyor. Fazla emek veriyor. Kolaycalıkla, kolayca ile zor içinde çalışan biri olur mu hocam? Eyvallah, onu da demişler. Bu ayrı demişler. O fazla yorulduğundan dolayı ayrıca ecir alabilir ama böyle eşittir ecirde. Yani dinlemek de okumak gibidir. Okurken nasıl, hangi kurallara uyuyorsan, saygı duyuyorsan, dinlerken de onu diyeceksin, sevabını alacaksın. Evet. Vel alimu vel müteallim fil ecir şeriken. İlim sahibi adamla öğrenci oku diyor, fıkıh oku diyor, hadis oku diyor, tefsir oku diyor. Öğrenciyle hoca eşittir. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Fil ecrim şeriken. Evet. Onlar da eşittir. Şimdi hoca oldum. Seni dinleyen olmazsa, talebe yetiştirmezsen ne yarar ilmin? Kendi kendine. Bir kendini kurtarırsın. Başkasına faydası vermesi için insanlara öğretmen lazım. Talebe yetiştirmen lazım. Talebeyi de işte böyle büyük iş göreceği için ileride, yoksa talebe olmazsa hoca öldü mü biter iş. İşte diyor ki öğrenciyle, öğrenenle öğreten ilim sahibi hocan ecirde eşittir, ortaktır. Ortaktır diyor. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'tan böyle hadis-i şerif böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de yani dua edenle amin diyen diye hadis okuduk ya, ecirde eşittir. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam Yunus suresi 88. ayet. Rabbena inneke ateyte fir'an ve melahu zineten ve emvalen fil hayati dünya Rabbena liyedulli an sebilik. Firavun'la mücadele gidiyor. Firavun Mısır kralı, kral. Firavun diyorlar ona. Biz de kral, onlar da fral. Firavun. Firavun bizim kralına ben tanrıyım demiş. Orada kendi güçlü hissediyor. Ya Rabbi, ona Firavun'a diyor, etrafındakilere muhteşem köşkler verdin. Muhteşem mal verdin dünya hayatında. Ama insanları saptı diyorlar. Ya Rabbi diyor, ona mı verdin bunları diyor Musa aleyhisselam. Hem beni görevlendiriyorsun onunla mücadele et diye, hem de ona çok mal vermişsin. Muazzam ordu kurmuş. Muazzam parası var, malı var, mülkü var. Rabbena eratmis ala envalim. Ya Rabbi şunun malını elinden al. Veştüd ala kulubihim. Sıkıntı ver kalbine ya Rabbi. Vela yu'minu hatta yerebul azabel elim. Çünkü bu azgın herif bu gücüne, askerine, zenginliğine güvenerekten tanrılık davasını kalktı. Şunları alından al elinden de hizaya gelsin. Hizaya gelsin ya Rabbi. Elem verici azabı, sıkıntıyı görsün de kendini düşünsün diye dua etmiş. Evet efendim. Ondan sonra fela yu'minu hatta yerebul azabelerin. Buna da yanındaki, evet, Harun aleyhisselam, evet, yine kad ucibet davetüküme kâle kâne Musa yed'u ve Harun'a yu'emminu ve'd-dâi ve'l-mü'emmin şerîken.
Bu hadisin şerhinde bunu söylemiş. Yanında da şeye gidiyor. Yuşa Aleyhisselam var. Evet. Genç. Affedersiniz. Bu Harun'muş. Buradaki Harun'muş. Yuşa Aleyhisselam Hızır'a giderken yanındaki yardımcısı bu Harun'muş. O da amin, amin diyormuş. Böyle söyledikçe Harun Aleyhisselam da peygamber. Öyle diyor Cenab-ı Hak. İkinizin duasını da Allah kabul etti. İcabet olundu. Evet. Kâne Musa yed'u ve Harun yu'emminu. Yani dua edenle amin diyenin duası eşittir, kabul olundu. Burada ona işaret var. O hadisin şerhinde öyle diyor. Evet, dua ederken bilinçli olacaksınız. Dua edeni tam içtenlikle dinleyip amin diyeceksiniz. Dua eden gibisiniz. Sevapta ortaksınız. Bu hadis onu ifade ediyor. Ayette onu söylüyor. Abdullah İbn Abbas'tan bu nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاِلِهِ Hayra delalet eden, hayrı işleyen gibidir. Yani bir yola gittin, birisi de sana delalet etti, gösterdi, şöyle gidin, şöyle çatın, böyle yol gösterdi. Halbuki parayı harcayan sensin, eziyeti gören sensin ama taktiği veren, bilgiyi veren bir başka adam. İşte hayra delalet edenle, hayrı işleyen, o da söyleyecek şimdi, işleyen gibidir diyor burada hadis-i şerifte. Sevabı aynı. Evet. Şimdi bundan dolayı elhamdülillah bu terbiyeden dolayı nereye giderseniz gidin İslam ülkelerinde Müslümanlar bir şey sordunuz mu evet diye kızmaz. Evet. Hemen tamam şöyle git şuradan git şöyle yap yol gösterir. Hayra delalet edenle hayrı işleyen aynıdır. Bu Müslümanların iliklerine işlemiş. Memleketimizde elhamdülillah böyledir. Ama gavurlar böyle değil. Ben Troy'dan New York'a geldim 250 kilometre. Arabanın benzin şeyi kırmızı yandı. Girdim aşağıya bir benzinciye benzin aldım. Her zaman anlatıyorum bunu da. Ondan sonra parasını da ödedim. Çıkacağım bir türlü yola çıkamıyorum tekrar. Önüme gelene Mrs. Mr. falan diyorum. Diyor. Çekip gidiyor. Bana ne diyor. Kaç kişiye sordum bir türlü yolu tarif etmediler. Tekrar döndüm. Benzin aldım ya. Ona $2 verirsen dedi tarif ederim dedi. Benzinci. Pazarlık ettik $1. Verdim de yolu tarif etti. Bu Müslüman'da olmaz. Hayra delalet eden, iyilik edenle iyiliği yapan eşittir. Sevapta ortaktır. İslam'ın esası budur. Bundan dolayı senin dilin iyi laf ediyor. Paran yok. Şu camiyi yaptıracaksınız. Zenginlerin yerine gidip de güzel laf ettin, adamın gönlünü ısıttın mı? Sanki camiyi sen yapmışsın gibi. Onu söylüyor. Cami yapan eksiltilmiyor sevabı. Onu da veriliyor ama o adamı buna teşvik eden, buna inandıran adam da delalet eden adam da parayı veren gibi. Onun için şimdi İstanbul çok hızlı büyüyor. Biz şimdi Tekirdağ'dan geldik. Oo, belki 40-50 bin nüfuslu yerler var. Cami yok. Evet, bilen, konuşmasını bilen, oraları bilen, oraların zenginlerini bilen bir adam, birkaç kişi birleşip onları dolaşıp oraları bir cami yaptırmak lazım. Cami bir memleketin Müslüman memleketi olduğunun alametidir. Evet, cami yapan ancak mümindir. Müminler, mümin olmayan cami yapamaz diyor Allah. İman alameti, yapanlar da mümin olduğunun kesin garantisi bir memleketin bela, sına, afatlarına engel olur ezanlar, camiler, cemaatler, namaz kılmalar. Orası bizim memleketimiz. Herkes evini yapmış, köşkünü. Ama 30-40 bin nüfuslu yerlerde cami yok. Önderlik edin. Yalnız ondan misal verdim. İstanbul'da da var. Öyle semtler var. Hiç minare gözükmüyor.
toplanıp bir şey kurmalı. Böyle kafası çalışan, ağzı laf eden kişiler cebinde para olmasa bile hayra delalet eden, hayrı işleyen gibidir. Cami yapma sevap alırsın diyor Peygamberimiz. Burada şimdi camiden söz ettik. Bu memlekette okul yok. Ha, okul yaptır. Bu memlekette hastane yok. Hastane yaptır. Evet. Hayra delalet eden, hayrı bizzat fiilen para veren gibi, işleyen gibidir. Bu da önemli. Yani ben param yok diye köşede oturma. Sen de delalet et, aracılık et, git adam bul, onlarla ilişki kur. Böyle sevapta şeydir, müsavat vardır, eşitlik vardır. Evet. Şimdi tabii burada da söylemiş, bu böyledir. Yani ecri alır da tabii diyor, çok zorlanan adam her şey emeğe göre, meşakkate göre değerlendirileceği için burada da tabii çok zora giren, zorlanan, sıkıntıya giren adamın ecrinin fazla olacağı da diyor, başka hadislere göre ortadadır diyor. Onu da söylemiş, hatırlatmış. Vallahi yurbi üvasetel lehfen. Evet. Hayra delalet eden, hayrı işleyen gibidir. Allah Celle Celaluhu zor durumda olmuş, yetişin, imdat diye bağıran bir insanın imdadına koşanı sever. Tabii en yakınından, yakın komşun, memleketliğin, Müslüman, ama bunlar da yok, gavur, kafir, zor durumda. Köpekler parçalıyor mesela. Yetişin diyor, koş. O da insandır. Onu da kurtar. İşte böyle zor durumda olan adamın, yetişin diye diyen adamın yardımına koşan adamı Allah sever. Allah sever. Bana ne ya, boş ver dememeli. Elhamdülillah bizim memleketimizde bunlar örf adet halinde yaşıyor. Evet, ama dediğim gibi batıda her şey paraya. Öksürüve desen kaç para vereceksin diye sorar adam sana. Evet, böyle. Adamların kültürü böyle. Her şeyi paraya bağlamışlar. Biz güzel peygamberimizin bu insanlık, insan olduğumuzun alameti bunlar. O da senin aynı babadan babadan gelmişiz. O da insan. İnsan olması bile can taşıyor. Hayvana da böyle acıyacaksın. Can taşıyanın imdadına yetişeceksin. Zor durumdan kurtaracaksın. Allah imdadı yetişene, yetişeni sever. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Selman bin Büreyde hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bunlar bizim temel şeylerimiz olmalı, ilkelerimiz. Güzel peygamberimizin koyduğu bu prensipleri kendimiz yaşamalıyız, oğlumuza, kızımıza öğretmeliyiz. Yakınlarımıza, arkadaşlarımıza öğretmeliyiz. Evet, bana ne demek İslam'da yok. İslam yardım ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilikte, iyilik yapmakta birbirimize dayanışacağız, yardım edeceğiz. O adamın o zor durumdan kurtulması için Allah da emrediyor. Güzel peygamberimiz de böyle söylüyor. Bunu prensip edineceğiz. Bu bizde huy olacak, ahlak olacak, karakter olacak. Bunu da çoluğumuza, çocuğumuza, neslimize öğreteceğiz. Eddübba'u yükebbirüddimâ'ı. Evet. Kabak. Bildiğiniz kabak. Şeyi kuvvetlendirir. Dimağı kuvvetlendirir, büyütür. Ve yezîdü fil akıl. Aklı artırır. Kabak hem dimağı besler hem aklı artırır. Efendimizin sözü bu. Ben inanıyorum. Peygamber ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Palavra atmaz, işkembeden konuşmaz. Ne yaptıysa vahye dayanır. Allah'ın güdümündedir, kontrolündedir. Kabak evvel diyor, hem dimağı hem besler hem aklı artırır. Kabağı Efendimiz çok seviyormuş. Çok seviyormuş. Niye?
Muhammed Mustafa'yı gördüğün zaman Allah nasip etsin cennete git sor. Ne var kabakta diye. Öyle diyor. Allemehu eşşari'u. Peygamber'e onu allemehe eşşari'u. Allah ona öğretti. Muallimi Allah. O da bize öğretiyor. Git sor. Niye? Sebebi ne diye sor. Böyle söylüyor. Evet. Onun için kabak böyle. Dimağı ve aklı artırır. Evet. Başka da var. Başka hadis çok, bu konuda çok hadisler var. Ayşe anamızdan radıyallahu anhadan innehu yeşüttü kalbel hazin. Üzüntülü adam da kabak yesin. Onu güçlendirir. Kendini mahvediyorsun. Aman şey diyeceksin, mahvolacaksın. Kabak gelen faydası vardır. Şeylik, dayanıklık verir üzüntüye. Dayanıklık verir diyor. Hazreti Ayşe anamız nakletmiş. Evet. Evet. Gide armudun pişirilmesi nasıl yemek oluyorsa öyle diyor. Gümüşhaneli Hazretleri güzel gıdadır diyor. Çok iyidir diyor. Armudu da pişirin yiyin diyor. Taze kabağı da diğer kabakları da yiyin diyor. Son derece böyle güzel faydaları vardır. Evet. Hatta kini bile şey eder, yumuşatır. Kin darlığı bile kabak yumuşatır. Evet. Susuzluğu giderir kabak suyu. Susuzluğu giderir. Evet. Çok ani faydası vardır. Evet. Baş ağrısına da faydası vardır. Onu da giderir. Onu da giderir diyor. Evet. Kabağı çok övmüş. Evet. Çok övmüş. Harareti de gidermekte rolü varmış kabağın. Evet. Bu hadisi de Hazreti Enes radıyallahu anh'dan nakletmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksürü minet dübbâi. Çok bal kabak yermiş. Fekulna ya Resulallah inneke le tuhibbuha. Bakıyoruz da ya Resulallah sen kabağı çok seviyorsun. Sormuşlar. Öyle deyince o zaman söylemiş. Kabak dimağı aklı artırır. Evet. Aklı artırır diye bu hadis-i şerifi o zaman söylemiş. Evet. Hadis hasendir. Eddeccalu, deccal, karıştıran adam, hakkı batıl olarak göstermeye marifetli, batılı hakla göstermekte marifetli adam. Bu, deccal buna diyorlar. Mesih de denmiş buna, böyle şey de var. 50 tane kavil var bu konuda. Deccal çıkacak. Çıktı mı? Hayır. Çıkmadı. Biz hadisler okuyunca saldıranlar oluyor bize. Biz buradakileri aktarıyoruz. Elçiye zeval olur mu? Evet efendim. Deccal averul aynı. Şimdi size kopya veriyoruz. Deccal çıkacak kıyamete yakın ahir zamanda. Karıştıracak. Yanlışı hak diye yutturacak, herkese kandıracak, kitleleri kandıracak. Öyle bir adam, deccal. Diyor ki, aynül averül aynül yüsra, sol gözü şaşıdır. Deccalın sol gözü şaşıdır. Bazısı kördür diyor. Bazı rivayetlerde kördür, bir gözü kördür. Burada sol gözü şaşıdır. Ha, böyle bilesin yani. Evet, Buhari'de averül aynil yumna. O Buhari'deki hadiste de sağ gözü de işe yaramaz. Öyle. Evet. Bu şaşılığı, körlüğü gideremez o. Allah ona vermiştir bunu. Bir de dediğim gibi şaşı diyen var, memsuhul ayn,
sol gözü yoktur, kapalıdır diyen de var. Evet. Cüffalü şar, evet. Saçı da çokmuş. Gür saçlı olacakmış. Uzun gür saçlı. Sol gözü şaşı veya kör. Saçları da diyor çok kalabalık, çok. Mahu cennetün ve narın. Çıktığı zaman yanında cennet gösterecek size. Bir de cehennemi gösterecek. Bilesiniz ki fena ruhu cenne ve cennetühü nar. Onun ateş gösterdiği, cehennem gösterdiği şey cennettir. Cennet gösterdiği şey ateştir, cehennemdir. Sakın kanmayın. Kanmayın. Neden? Çünkü şimdi okuyalım da ondan sonra bu Deccal'ın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki gözü arasında, iki kaşı arasında kafir, heza kafir yazısı vardır. Şimdi Osman hocam neye kanacaklar ona? Çünkü adamın birisini çağıracak. Fevkalade şey verecek Allah o Deccal'a. İmtihan dünyasındayız. Son zamanda imtihan daha çetin. Adamı bir vuracak, ikiye bölecek. Delikanlıyı. Ondan sonra kakılın diyecek. Delikanlı kakacak. Konuşacaklar. Ölmüşken konuşturacak. Evet. Bunu görünce herkes böyle hayran bakacaklar. Alnındaki kafir yazısını görmeyecekler. Bu fevkalade önemli bir şey. Adam öldürüyor. Öldüren şeyi diriltiyor ve konuşuyor. Hayvanı çağırıyor, konuşuyor hayvanla. Öyle kabiliyetler verecek buna Allah. Herkes bunları görünce alnında kafir yazısını görmeyecek. İşte bu beni, bu cennet, bu cehennem deyince sakın cennetine talip olmayın. Onun bu fevkaladeliklerine bakarak sözüne inanmayın. Tabii sözüne inanmayınca sizi öldürecek. Evet, bu bilgiye sahip olduğunuz için doğru cennete. Çünkü Allah'ın düşmanı Allah'a karşı getiriyor sizi. Ondan dolayı sizi öldürdü, cennete diyor. Ateşi cennettir, cennetin nardır. Yok baksana adam ölüyü diriltti, konuştu deyip de cennetine giderseniz cehenneme diyor. Güzel Peygamberimiz onu söylüyor. Kanmayın ona diyor. Bu bilgiyi size veriyorum. Evet. Evet. Femen iptela binarihi felyestavis billahi vel yakra fevatihal kehfi feyekünü alihi berdan ve selama. Şimdi Müslümansın ama fevkaladir görünce cennetine yöneldin veya ateşine, affedersin cennetine değil, cehennem dediği ateşine yöneldin. Hemen o zaman diyor Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yecallehu ivece gayyimen liyundire be'sen şedîden min ledünhü ve yübeşşirel mü'minîne lezîne ya'melûne sâlihâti ennelühüm ecren hasenâ mâ kisîne fîhî ebedâ diye Kehf suresinin şeyini okuyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kehf suresinin başındaki okuyun diyor ki alimler, cuma günleri de Kehf suresini okumayı Efendimiz bundan dolayı teşvik etmiştir. Cuma günü Kehf suresini okuyan müminin 10 günlük günahları silinir diye hadis var. Teşvik için bu müjdeyi vermiş. Bunu okuyun, o zaman işte siz, o Deccal çıkarsa sizin hayatınızda aldanmazsınız. Hemen ateşine koşarsınız, cennete girersiniz. Onu söylüyor. Evet, bu Kehf suresini cuma günü okumakta çok büyük fayda var. Evet. Bir başka rivayette onunla yanında cennet gibi yeşillikler var. Sular akıyor. Evet. Ateşi de duman tütüyormuş. Öyle gözükecek insanlara. Bazı alimler de demişler ki bundan kasıt sihirbazdır.
Evet, sihirbazdır, insanın gözünü böyle şey hareketlerle boyuyor diyen alimler de olmuş. Evet, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünün açık anlamına inanacağız. Çünkü hadis Ahmed İbni Hanbel, Müslim, İbni Mace, Huzeyfetül Yemani Hazretlerinden, Peygamberin sırdaşından naklediliyor. Hazreti Ömer'e bile söylemediği sırları bu Huzeyfe'ye söylermiş Peygamberimiz. Hazreti Ömer de çok akıllı adam. O zaman da münafıklar var. Beş vakit camiden çıkmıyor. Evet. Ama münafık korktuğu için, komşusundan korktuğu için namaz kılıyor. İnandığından değil. Şimdi münafığın namazını kılmış Peygamberimiz, ihtar almış. Bir daha kılma demiş. Evet, bir daha yaklaşma. Şimdi münafıksa namazı kılmamak lazım. Akıllı adam. Böyle birisi vefat ettiği zaman evinden çıkmazmış Hazreti Ömer. Huzeyfe'ye bakarmış. Huzeyfe cenazeye gidiyorsa o da gidermiş. O sırdaşı ya, kim münafık olduğuna söylemiş çünkü. O gitmiyorsa ya uyurmuş ya iş bulurmuş kendine. İşim var filan dermiş. Hadi namaza gidelim diyenlere. Tabii söylemek de yasak. Peygamber söylememiş bak. Sadece Huzeyfe'ye söylemiş. Öyle hareket edermiş. Bu Huzeyfe radıyallahu anh bize bunu söylüyor. Efendim okuduğumuz Deccal hadisi o bize naklediyor. Allah ondan razı olsun. Evet. Evet, Müslim'deki hadis aynen şöyle. Deccal memsuhul ayn. Gözü kör. Mektubun beyni aynehi kafir. Evet. İki gözü arasında da kafir yazısı vardır. Yakrahu kullu Müslim. Dikkat etse her Müslüman onu okuyabilir. Ama dediğim gibi ölüyü öldürüyor adamı, diriltiyor, konuşuyor, hayvanla konuşuyor. Bu fevkalatler görünce herkes ağzını açıyor, hayran. Adamın alnındaki kafir sözünün yazısını görmüyor. O kadar dikkati dağıtıyor çünkü. Böyle olacak. Müslim'deki şey böyledir. Evet, şeyle ilgili bir hadis daha okuyalım size. Deccal'la. Deccal, Deccal yahrucu min ardın bil meşrik. Doğudaki bir araziden çıkar. Şark tarafından bir araziden çıkar. Yukalu lehe, bana kızmak yok arkadaş. Yukalu lehe Horasan. O memlekete Horasan derler. İran'ın kuzeybatısı, kuzeydoğusunda Horasan. Gittik oraya. Evet. Bayezid Bistami diyor ki orası fitneler memleketidir. Ne zaman çıkacak Deccal? Yekûnü hurûcuhu izâ gâlâ es-sîr. Fiyatlar çok anormal. 1 liralık şey 100 liraya çıkacak. Anormal artacak fiyatlar. Bilmiyorum, biz talebelerimizde hamsi 50 kuruş yiyorduk. Şimdi o 50 lira yiyorsun. Bilmiyorum yani. Fiyatlar çok yükselecek. Ve naksut katır, yağmur yağmayacak. Yağmur yağmayacak diyor. Kurak geçecek memleket. Fiyatlar çok yükselecek diyor Bayezid Bistami Hazretleri. Fitne yurdu olacak orası. Evet. İbn Hacer Askalani rahimullah diyor ki doğudan çıkacak. Doğu tarafından bu kesin. Sonra Horasan'dan çıkacak. Evet. Bir rivayette de yahrucu min İsfahan. Müslim'deki rivayette de İsfahan diyoruz biz ya. İsfahan'dan çıkacak. Oradan başlayacak zuhura diye hadisler, Müslim hadisi efendim. Evet. Salih kişi yılında ortaya çıkacak. Sonra peygamberlik iddiasında bulunacak. Sonra ben Tanrıyım diyecek. Böyle iddialarda bulunacak. Evet. Buna dair bir sürü bilgiler var. Hadisleri şeydenlerden
يَتَّبِعُهُ الْاَقْوَامٌ Bir takım insanlar onun peşinden gidecek. Deccal'ın peşinden gidecek, doğudan çıkacak. كَرَ وُجُوهُمُ الْمِجَانِ Peşine takanların yüzleri böyle şeyli olacak. Böyle şimdi giyiyorlar, ne giyiyorlar, başlarını kapatıyorlar. Yani şeyler, motosiklet sürenler kızmasın da maskeli olacak. Hani anlatmak için onu söyledim. Yanlış anlamayın. Böyle yüzleri maskeli olacak. Mutlaka, evet, böyle sağlam maskeli olacak. Peşine takılanların askerleri böyle olacak. Evet, kalınlığın sağlamlıktan, evet. Evet. Evet, Ebu Bekir radıyallahu anh da يَخْرُجُ الدَّجَّال فِيمَا بَيْنَ الْاِرَاقِ وَهُرَسَانِ Deccal, Irak ile Horasan arasında zuhur edecek demiş Ebu Bekir radıyallahu anh da. Evet. وَيَخْرُجُ مَهُ أَصَابُ الْاِقْتِ وَيَبِيعُهُ 15,000 مِنْ نَسْلِهِمْ Allahu Ekber. Ona 15,000 kimse şey edecekmiş, beyat edecekmiş. Evet, vehrucu min Isfahan, evet, İspahan'dan çıkacak. İspahan'dan çıkacak olanlar da 70,000 Taylasanlı. Görüyorsunuz şimdi, sağa sola dokunmayalım. Kocaman sarık, göbeğine kadar sakal, üstüne de bir cübbe böyle Taylasan. Küllühüm Yahudi. Hepsi Yahudi. Evet, o taraflarda Yahudi de var. Oraların sordum arkadaşlara da, görünmezler ama diyor, oranın el altından idaresi, hakimiyeti bu Yahudilerin elinde diyor. O sarıklı cübbeli adamları onlar idare ediyor diyor. Görünmezler diyor. Evet, küllühüm Yahudi. Evet, Yahudi. Hepsi Yahudi. Evet. Evet, öyle diyor İmam Ziyaddin Hazretleri, öyle söylüyor. Evet, yanında cennet var, cehennem var. Onun ateşi cennettir, cennetin ateştir. Evet, cenneti yeşil olacak, ateşi dumanlı böyle kara olacak. Evet, yanında ekmekten şey olacak, dağ olacak, öyle gıdaları çok olacak. Evet, olacak diyor. Evet, hemen âmenu bihi at'amehu, kendine inananlara o yemeklerden yedirecek. Ve zekahu, suyundan sulayacak. Ve illa katelehu, yemeyen, sözünü tutmayanları öldürecek. Bilgi var böyle. Evet, evet. Eddeccal la yurdudu ve la yedhulul medine. Deccal'ın çocuğu olmaz. Çocuk doğurmaz. Evet, kısırdır. Layetul Medine, Medine'ye girmez. Vela Mekke, Mekke'ye de girmez. Çünkü fe innel melaikete takum ala enkabiha. Mekke, Medine'nin şeylerinden, giriş kapılarında, sur kapılarında nöbet tutarlar. Tatruduhu anid duhuli teşrifen lil beledeyni. O iki beldenin şerefine binaen sokmazlar Deccal'ı oraya. Askerlerini sokmazlar. Evet. Evet ama bu haber yayılır. Mekke'deki, Medine'deki çürük olanlar, işe yaramayacak takımından orada Mekke'de oturanlar çıkarlar, onlara merak saikesiyle katılırlar diyor. Evet. Fe yakhrucu lehu men fi kalbihi maraz ve yelhaku ma'hume. Evet. Gider şey derler. Bayezid-i Bestami Beytül Makdis'e de girmeyecekler. Orası da diyor Allah'ın haramidir. Evet, o Yahudidir. Onu takılanlar Yahudidir. Çocuğu olmaz. Mekke'ye, Medine'ye de girmez diye söylemiş. Evet. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik mucizelerindendir. Açıklamış. Ümmetine çok merhametli olduğu için hazırlıklı olsunlar diye
diyor Ahmet Ziyaddin Hazretleri, tedbirli olsunlar diye, kanmasınlar diye. Tirmizi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan bu duayı, bu hadisi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Müstakim sıratullah sallallahu. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. On birer ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, hepsinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mü'minat rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafirlerimiz ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ayrı göçmüşlerimizin ervahını hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzellere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlı, hayırlısıyla uzun, rızkımız helalinden bol, akıbetimizde hayır eyle. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.